Saygıdeğer başkanım, saygıdeğer hocalarımız, sevgili öğrencilerimiz ve şu anda dünyanın birçok ülkesinde sosyal mecradan, YouTube'dan ve Zoom üzerinden bizleri izleyen çok değerli izleyiciler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlamak isterim. Bugün üniversitemiz için özel bir gün. Zira devletimizin üniversitemize verdiği önemin bir göstergesi olarak Gazi Meclisimizin başkanı, çok saygıdeğer başkanımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop bizimle beraber. Sayın Başkanım, üniversitemizin 2020-2021 ikinci eğitim öğretim dönem açılışını teşriflerinizden dolayı zatenize şükranlarımı arz ederim. 11 fakültede 33 Türk devlet ve akraba topluluklarından 15 bini aşkın öğrencisi, 1200'ü aşkın akademisyeni ve ile Uluslararası Ahmet Yesevi Türkiye-Kazakistan Kardeşliği'nin bir nişanesi olarak Türk dünyasının önemli bir ilim yuvasıdır. 30 yıldır mezun ettiği binlerce öğrencisi bugün dünyanın birçok yerinde çok önemli kurumlarda görev almaktadırlar. Türkçe, Kazakça, İngilizce ve Rusça eğitimin verildiği üniversitemizde Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin ve Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin metkun bulunduğu Türkistan'da onun mefküresiyle yetişen gençlerimiz yerelde ve genelde bu anlayışı gittikleri yere taşımaktadırlar. Sayın Başkanım, Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin önemli destekleriyle Tıp Fakültesi Hastanemiz bugün bölgenin en önemli şifa dağıtan merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi atadığı zaman bizden bir tek şey istemişti. O da kalitenin artırılmasıydı. Bu vesileyle pandemi döneminde her ay üniversitemiz Tıp Fakültesi hocalarından 5 hekimimizi Türkiye'nin önemli hastanelerine getirerek burada bir ay süreyle bilgi görgü artırma faaliyetlerinde bulunmaya devam etmektedir. Ayrıca yine bu pandemi döneminde Türkiye Cumhuriyeti Bilim Kurulu üyelerimizle hastanemizde bulunan hocalarımız her 15 günde bir araya gelerek fikir teatisinde bulunmaktadırlar. Saygıdeğer Başkanım, üniversitemizin diğer fakülteleriyle ilgili kalite artırma faaliyetleri sonucunda 2020 yılı QS sıralamasında gelişen Avrupa ve Orta Asya sıralamasında üniversitemiz 36 basamak yükselerek ilk 200'de yerini almıştır. Efendim, huzurunuzda sözümüz olsun. Hedefimiz 5 yıl içerisinde ilk 100'e girmek olacaktır. 2020 yılında ayrıca spor alanında da öğrencilerimiz 3 madalya, 3 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyayla Kazakistan şampiyonluğunu elde etmiş, birçok spor alanlarında olduğu gibi bir öğrencimiz de olimpiyatlara hazırlanmaktadır. Ayrıca Almata'da yerleşik bulunan Avrasya Araştırma Enstitümüz, Kazakistan'ın ve Türk dünyasının önemli araştırma merkezlerinden birisidir. Bu enstitümüzde farklı devletlerden çok sayıda ilim adamı raporlar hazırlamakta, projeler üretmekte ve 4 dilde hazırlanan raporlar politika yapıcılara önemli kaynak teşkil etmektedir. Hazırlanan her döküman dünya genelinde 2000 adrese, ilgili adrese ulaştırılmaktadır. Bu vesileyle Sayın Başkanım, müsaadelerinizle enstitümüzün hazırladığı raporları milletvekillerimize de göndermek arzusundayız. Saygıdeğer Başkanım, şu an Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan üniversitemizin salonunda pandemi koşullarına uygun olarak bulunan akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz ile ekranları başında bulunan binlerce Ahmet Yesevi gönüllüsü, öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz büyük bir heyecanla akademiyaya gönül vermiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli üniversitelerinden birisinin de önemli, ciddi bir profesörüsünüz.
bu vesileyle bir vesile üniversitemize, öğrencilerimize verdiğiniz önemin göstergesi olarak çok önemli işlerinizin arasında zaman ayırarak bizleri şereflendirdiğiniz için üniversitemiz adına bir kez daha minnet duygularımı arz ederim Sayın Başkanım. Buyurunuz efendim. Söz sahibinindir. Değerli hocam, değerli rektörümüz, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nin saygıdeğer akademisyenleri, üniversitemizin değerli öğrencileri, sevgili gençler, sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizleri muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Her daim Türkiye ve Kazakistan muhabbetini gönlünde taşıyan mezun kardeşlerime de selam ediyorum. 1,5 ay kadar önce yıl dönümünü kutladığımız Kazakistan'ın bağımsızlık tarihi olan 16 Aralık, aynı zamanda Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıdığı gündür. Türkiye, Kazakistan'ın bağımsızlığını aynı gün birkaç saat içerisinde tanımış ve Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. Bununla da yetinmemiş, zaman kaybetmeksizin diplomatik ilişkiler tesis etmiştir. Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in 1991 yılında imza attığı tarihi kararıyla Sovyetler Birliği'nin dağılmasından kısa bir süre önce Türkistan Devlet Üniversitesi olarak temelleri atılan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nin kuruluşundan 30 yıl sonra öğrencileriyle buluşmak, sizlerin arasında olmak fevkalade memnuniyet vericidir. Sizlerin de bildiği gibi üniversite Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin ortak üniversitesidir. Bu üniversitenin misyonu, Türk dili konuşan devlet ve topluluklara mensup öğrencileri bir çatı altında eğitmek, öğretmek, hür ve bilimsel düşünce gücüne, çağdaş bilgi ve beceriye, toplumsal sorumluluk duygusuna sahip, insan haklarına saygılı, hoşgörülü, milli ve ahlaki değerlere bağlı, sorgulayan, araştıran, girişimci, tarih ve kimlik şuuruna sahip fertler olarak yetiştirmek, araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ilim ve toplum hayatına katkıda bulunmaktır. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nin uluslararası standartlarda eğitim-öğretim ortamı, bilimsel ve teknolojik araştırma altyapısı ve hizmet anlayışı ile eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten, Türk devlet ve toplulukları arasındaki dostluk ve dayanışmanın sembolü, rekabet gücü yüksek bir üniversite olmak hedefi bulunmaktadır ve bunu büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin geçmişine baktığımızda en köklü ve uzun ömürlü işbirliği projelerimizden birinin Ahmet Yesevilerin ve Abayların mirası olarak kabul ettiğimiz bilim ve öğretim alanında bir meşale gibi parlayan hitap etmekte olduğum bu önemli öğretim kurumu olduğunu görüyoruz. Bu değerli üniversitenin, Hoca Ahmet Yesevi'nin kabrine ev sahipliği yapan Türk dünyasının manevi merkezlerinden Türkistan şehrinde kurulmuş olması ise çok büyük bir anlam taşımaktadır. Üniversitenin Türkistan'dan Balkanlara kadar bütün Müslüman Türk yurtlarını etkilemiş Ahmet Yesevi'nin adını taşıması, ayrıca üzerinde durulması gereken çok kıymetli bir husustur. Türkiye ve Kazakistan bu üniversiteyle manevi hayatımızı asırlarca etkileyen, kardeşliğimizin temeli olan Türk dilinde yazdığı hikmetlerle dilimizin gelişmesine ve zenginleşmesine büyük katkılar sağlayan Türk tasavvuf geleneğinin kurucusu Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'ye ve onun manevi mirasına bir anlamda gönül borcunu ödemektedir. Ahmet Yesevi, Kur'an'ın anlattığı, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı gerçek İslam'ı, İslam'ın tevhid ve adalet nurunu halka anlatan ve bağlıları ile bunu cihana yaymak için çalışan sembol bir isimdir. İslam'ın esaslarını, güzel ahlakı, tasavvufi adabı, basit ve yalın dille anlatmaya gayret gösteren biriydi. Ahmet Yesevi bu gayreti, hikmetleri ve hayatıyla Orta Asya tasavvufunun en iyi bilinen isimlerinden biridir. Üniversitenin en temel amaçlarından biri de hiç şüphesiz, başta Türkiye ve Kazakistan halkları,
geniş anlamda ise Türk dünyasını temsil eden çeşitli halklar arasındaki beşeri temasların artmasını, halklarımızın birbirini daha iyi tanımasını, bu sayede aslında ne kadar yakın ve ne kadar benzer olduğumuzu keşfetmelerini sağlamaktır. Bunun için birbirimizin konuştuğu dili anlamak ve öğrenmek, söyleyiş farklılıklarını tanımak, telaffuzun arkasında zengin bir ortak kelime hazinemizin bulunduğunu görmek çok önemlidir. Bu sebeple Türkiye'den buraya öğrenim görmeye gelen her öğrenciye Kazakça öğrenmesini tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde üniversitede okuyan öğrencilerin ve akademik personelin Türkiye Türkçesini öğrenmelerini teşvik etmek gerektiğini de düşünüyorum. Bunun için de üniversite bünyesinde Türkçe eğitiminin güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Üniversitenin adını taşıdığı Ahmet Yesevi Hazretleri, yaşadığı dönemin din ve kültür dili olan Arapça ve Farsça yerine bilinen en büyük eseri olan ve bugün halen önemini koruyan Divan-ı Hikmet'te yer alan bütün hikmetlerini ilim, aşk ve irfan dili haline getirdiği ana dili Türkçe ile söylemiştir. Bugün edebi bir Türkçeden söz edebiliyorsak, bunun banisinin Ahmet Yesevi olduğu unutulmamalıdır. Adına izafe edilen Yesevilik yolu aslında İslam'ın Türkçe yorumudur. Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet'te Türkçeyi kullanmasını da kendi deyişine konu eder. Hoca Ahmet marifet bahçesine rehberdir. Hakikatleri söyler, açar gönül ilini. Miskin, zayıf Hoca Ahmet, yedi ceddine rahmet, Farsçayı bilir ama güzel söyler Türkçeyi. Üniversitemizin kuruluşundan bu yana geçen 30 yıla yakın sürede eğitim alanında yürüttüğü başarılı çalışmalarla Kazakistan'ın ve Türk dünyasının başlıca üniversiteler arasına girdiğini memnuniyetle görüyorum. Üniversitenin başarısının anahtarlarından biri de hiç şüphesiz üniversitenin kuruluş anlaşmasıyla güvence altına alınmış özerk ve uluslararası statüsüdür. Bu özel statünün Kazakistan tarafının da desteğiyle güçlendirilerek sürdürülmesi önem taşımaktadır. Üniversitemizin her mecrada daha da ileriye taşınması için Kazak kardeşlerimiz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu gayreti göstereceğiz. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye-Kazakistan kardeşliğinin ve Türk dünyasının birbiriyle yakınlaşması idealimizin bir abidesi olarak Orta Asya'nın tarihi, ilim ve kültür merkezi olan Türkistan şehrinde yükselmektedir. Türk dünyasının dört bir yanından ve hatta ötesinden gelen öğrenciler arasında eğitim yoluyla kurduğu köprülerle ortak manevi mirasımızı canlı tutarak geleceğe taşımaktadır. Bu konuya verdiğimiz önemin altını çizmek için şimdiye kadar yapılanları takdir ettiğimizi, ancak üniversitemizin çok daha fazlasını yapma potansiyeli bulunduğunu ve bunu harekete geçirmemiz gerektiğini düşündüğümüzü tekrarlamak isterim. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üniversitemizi her anlamda güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz. Kıymetli öğrenci kardeşlerim, gençlik insanın en taze, en dinç halini, en heyecanlı günlerini, zihninin en açık olduğu zaman dilimini barındıran, ömrün belki de en dinamik dönemi olarak tanımlayabileceğimiz bahar kadar taze bir dönemdir. Akademik gelişiminizi gerçekleştirdiğiniz bu dönemde, sosyal ve kültürel çalışmalardan da olabildiğince istifade etmeniz, geleceğinizde önemli bir yer tutacaktır. Gençlik bir bakıma sunduğu imkanların güzelliğini yaşarken, aynı zamanda ihtiyarlığımız için hazırladığımız hazine gibidir. Gençliğimizde edindiğimiz beceriler, öğrendiğimiz bilgiler, dinlediğimiz hikayeler, tanıştığımız ve kalben ve zihnen irtibat kurduğumuz bütün insanlar hayat yolumuzda yoldaşımız olurlar. Sizler işte bu güzel çağların, bu güzel muhabbetlerin kurulduğu dönemdesiniz. Cenab-ı Hak her birinizin bahtını güzel, yolunu açık ve aydınlık eylesin. Kendi coğrafyamızın çocuklarının istikbali kadar sizlerin istikbalini ve Kazakistan ile Türkiye arasında kuracağınız çeşitli alanlardaki bağları çok önemsiyoruz. Siz değerli gençlerimiz Kazakistan ile Türkiye arasında her bir alanda kadim ve köklü bağlarımızı sürdürecek, yeni bağlarımızı ise inşa edecek sorumluluğu taşıyorsunuz. Kiminiz eğitim hayatının henüz başında, kiminiz ise tamamlamak üzere. İnşallah yeni başlayan kardeşlerimiz üniversitenin zenginliklerinden faydalanabilir. Türkiye'den Kazakistan'a eğitim görmeye giden kardeşlerimiz ise bizlere Kazakistan'ın ilmi, sosyal ve kültürel zenginliğini taşıyabilir. Türkiye ve Kazakistan arasında bir köprü olabilirler.
Bu sorumluluk sizlerle birlikte elbette bizlerin de omuzlarındadır. İnşallah her daim üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için gayret göstereceğiz. Bizler artık gençliğini gerilerde bırakmış insanlar olarak sizlerin iyilik yolunda her daim yanınızda olmak ve çabalarınızı, yeteneklerinizi, ilgi ve meraklarınızı desteklemek için varız. Sizlerin içinde yaşadığı şartları, içinde bulunduğu dünyayı sizlere bırakan aslında bizim kuşağımızdır. Şimdi sözüm biraz da kendi neslime, akademisyen arkadaşlarıma olacak. Gençlerin ahlakından, gençlerin hal ve tavırlarından şikayet etmek, insanların kendi sorumluluklarını görmezden gelmesidir diye düşünüyorum. Zira genç neslin şartlarını, görgü ve kültürünü bizler oluşturuyoruz. O sebeple ben gençliğimizin yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum. Dönüp kendimize biz gençler için ne hazırladık diye sormak gerektiğini, genç nesli yetiştiren neslin kendisini hesaba çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir akademisyen olarak da öğrencilerimizin yalnızca derslerini anlatıp çıkmak değil, her daim koruyup kollayıp gözetmekle de yükümlüyüz. Öğrencilerimizin her biri farklı şartlardan, farklı ailelerden, farklı kültür ve coğrafyalardan geliyor. Biz bu çeşitli nadide güzelliklere sahip öğrencilerimizin her birinin yeteneklerinin farkına ayrı ayrı varmalıyız. Hepsine aynı şartlardan geliyormuş, aynı şartlara sahipmişçesine davranmak doğru bir yöntem değildir. Elbette öğrencilerimize davranışımız adaletsizliğe de yol açmamalıdır. Ancak öğrencilerimizin hasta olup olmadığını fark etmek, ailesinin yaşadığı sıkıntıları bilmek, belki gözündeki aşk pırıltısını fark etmek, heyecanlarını duyabilmek, üzüntü ve kederlerini hissetmek, bu en güzel çağlarını yaşayan kıymetli gençlerimizin hayatlarına belki de unutamayacakları bir dokunuş bırakmamızı sağlayacaktır. Bu sebeple bizlere farklı coğrafyalardan, farklı yeteneklerle emanet edilmiş öğrencilerimize, nadide bir taşa yaklaşır gibi özenle yaklaşmalıyız. Sevgili öğrenci kardeşlerim, belki birçoğunuzun bildiği, bazılarınızın da yeni haberdar olacağı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı burslarından da bahsetmek isterim. 1992'den bu yana yaklaşık 5000 Kazak öğrenciye Türkiye tarafından burs verilmiştir. Bu burs halen Yurtdışı Türkler Başkanlığı tarafından verilmekte olup geçtiğimiz yıl 155 öğrenci kardeşimize sağlanmıştır. Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın yanı sıra bölgede Kazakistan'da faaliyetlerine devam eden Yunus Emre Kültür Merkezimiz var. Türk Büyükelçiliğine bağlı olarak çalışan bu merkezi ziyaret etmenizi, çalışmalarını takip etmenizi çok arzu ederim. Biliyorsunuz Türkiye'ye gelişlerinizde vize muafiyetiniz bulunuyor. Sizleri elbette Türkiye'de de misafir etmek isteriz. Sözlerimi Ahmet Yesevi'nin sözleriyle son vereceğim. Onun hikmetli mirasının anlaşılması ve yolumuza ışık tutmasını, hakikatin daha fazla insana ulaşmasını temenni ediyorum. Sözü söyledim, her kim olsa cemale talip, canı cana bağlayıp, damarı damara ekleyip, garip yetim fakirlerin gönlünü okşayıp, gönlü kırık olmayan kişilerden kaçtım ben işte. Nerede görsen gönlü kırık, merhem ol sen, öyle mazlum yolda kalsa, yoldaşı ol sen, mahşer günü dergahına yakın ol sen, ben benlik güden kişilerden kaçtım işte. Her birinize eğitim hayatınızda ve kariyerlerinizde başarılar diliyorum. Allah'tan sizler için daima hayır kapılarını açmasını niyaz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygıdeğer başkanım, eskilerin tabiriyle efradını cami, ayarını mani. Bu hem mezunlarımıza hem de öğrencilerimize kulağa küpe olacak tavsiyeleriniz için müteşekkiriz. Gerçekten hem akademisyenlerimize hem bize bir vizyon gösterdiniz aynı zamanda. Efendim müsaade ederseniz bu güzel günümüzde üniversitemiz rektörü Sayın Profesör Doktor Bolat Bek Abdurresulov size bir teşekkür konuşması yapmak ister. Lütfen. Bolat Bek hocam. Sağ kürmetli Mustafa Şintop Mirza, kürmetli Sayın Başkanımız Muhyiddin Şimşek Mirza, birinciden sizlerge
Türk aleminin manevi başkenti Türkistan'dan osu jerde oturgan bizim ujumnun artistlerinin adınan, studentlerinin adınan sizlerge ıstık salamlar joldoğa ruhsat etiñizler. Çok değerli Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop, size bu yoğun gündem arasında bize zaman ayırarak bizim öğrencilere, bizim hocalarımıza böyle bir konferans verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Size Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'dan derin saygıyla selamlıyorum. Yıkaldı minyan hürmetli Mustafa Şentop Mırza, sizge bugün altın vaktinizde bölüp bizim studentlerge, bizim ustazlarga vakit bölüp bugünkü mına konferansiya arnap söz söylegeniz üçin bugün endi üniversitet turalı, üniversitetimizin tarihi turalı, Türkistan'ın tarihi turalı, ulu babamız Koca Ahmet Yesavi'nin ol kişinin ömürü turalı, ol kişinin ilimi turalı, osı bizim iki memleket Kazakstan menen Türkiya'nın bauırlastığına, dostluğuna arnağan jılı sözlerinizge, lebizlerinizge üken rahmet aytkım keledi. Sayın Başkanım, bugün konuşmanızda bizim üniversitemizin kuruluşuyla ilgili Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ilimi, onun bizim gençlere, bizim Türk dünyasına bıraktığı büyük mirasla ilgili çok değerli bir konuşma yaptınız. Bu bizim için en anlamlı bir konuşma. Bunun için size ayrıca teşekkür ederim. Yani özünüz aytkanınızda, osu üniversite 1992 yılı kurulandan başlap, Türkiye memleketi, Türkiye halkı, Türkiye'nin azamattarı erekşe köngülmenen Koca Ahmet Yesevi atındağı Kazak Türk Üniversitesi'ne erekşe köngülmenen karap koldau körsetip kele jatır. Siz de konuşmanızda belirttiniz, Türkiye halkı, Türk dünyası, özellikle Türkiye'nin yöneticileri, yani onun içinde Aziz Türkiye halkı kuruluşundan bu yana, 92 yılından bu yana bizim üniversite için çok önemli bir değer veriyor. Osı 30 жылға жуық тарихымызда бізді университет осы жас университет болса да, бірақ үлкен қадамдар жасаған университет болып қазір келеді. Осы жылдары университетімізді 79 мың студент бітіріп, қазір олар дүниенің барлық түкпір-түкпірлерінде жақсы қызмет жасап келе жатыр. Құрылышына sadece 30 sene olsa dahi şu andaki üniversitenin gelmiş olduğu durum çok önemlidir ve çok büyük bir başarıları kaydetmiştir. Halihazırda geçmiş 30 sene içerisinde 79 bin mezun vermiştir bizim üniversite. Bunun tamamı dünyanın bütün taraflarında, her köşelerinde çeşitli görevlerde bulunmaktadır. Yani ben Sayın Başkanım Muhyiddin Şimşek Mırza aytkanday, hazırgı taŋda üniversitemizge 10 mıŋdan joğarı studentler ders aluda. Bunların katarında 1500 studentimiz Türkü, bükül Türk aleminden 19 memleketten 40 ulttun Türkü tildes ulttarının ökülderi hazır üniversitede ders aluda. Az önce Sayın Başkanımız Profesör Doktor Muhyiddin Şimşek hocamız da belirttiği gibi üniversitemizde 10 binden aşkın öğrenci öğrenim görmektedir. Onun içerisinde özellikle belirtmek istediğim 19 ülkeden 40 ve ulus ve milletlerden 1500'e yakın bizim kardeşlerimiz eğitim görmektedir. Pandemi döneminde Sayın Rektörüm, pandemiden sonra inşallah Sayın Başkanımızı orada eğer lütfeder misafir edebilirsek inşallah orada da görüşeceğiz. Ben sizin de bu toplantıyı tertip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer rektörüm. Çok teşekkürler. Rahmet. Rahmet. Rahmet hocam. Cengiz hocam, Sayın Başkanım, rektör vekilimiz Sayın Cengiz Toma Profesör Doktor. O da bir teşekkür etmek ister size. Cengiz hocam kısaca. Çok teşekkür ederim hocam. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Mustafa Şentop. Gerçekten online de olsa, uzaktan da olsa üniversitemize teşriflerinizden dolayı sizlere medyunu şükranız. Türkiye'nin
Türkiye devlet adamlarının desteklerini her zaman burada Türkistan'da arkamızda hissediyoruz. Sayın Başkanımızın da söylediği gibi inşallah pandemi sürecinden sonra en kısa sürede sizler de uygun görürseniz burada Ahmet Yesevi Hazretleri'nin diyarında sizleri üniversitemizde görmek istiyoruz. Teşrifleriniz bizi ziyadesiyle memnun edecektir. Tekrar çok teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkürler sevgili hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Bu söz sadece bir temenniden ibaret değil. Biz kısmetse Mart, Nisan gibi belki Mayıs gibi Türkpa toplantısı yapılacak. Türkçe konuşan ülkeler parlamenter asamblesi var. O Kazakistan'da yapılacak. Ben Sayın Nazarbayev'in çok kıymet verdiğini bildiğim için son gelişimdeki görüşmeden Kazakistan'da bu toplantıyı Türkistan bölgesinde yapın ki gelenler de o bölgeyi bir görsün, tanısın. Bu bakımdan da güzel bir tanıtımı için faaliyet olur demiştim. O da bu fikri çok beğenmişti. Şimdi o sebeple biz aslında bu görüntülü telekonferansla yapmamız gerekirken Ekim'de, Kasım'da bunu yapmadık, erteledik. İnşallah dediğim gibi Mart sonu, Nisan veya en fazla Mayıs'ta Türkistan bölgesinde bu toplantıyı yapacağız. Ben o vesileyle inşallah üniversitemizi de ziyaret etme fırsatı bulurum diye ümit ediyorum. Sayın Başkanım, canlı yayında sizden sözü almış olduk inşallah. Evet, sözüm sözdür. Eyvallah. Efendim, müsaade ederseniz son olarak öğrencilerimiz, ki siz çok seviyorsunuz, bütün hayatınız onlarla geçmiştir. Onların size hazırladıkları bir şey var, konuşma var. Çok kısa, onu da arz etmek isteriz efendim, müsaadenizle. Türkiye ve Kazakistan'ın destekleriyle faaliyet gösteren ve Türk dünyasının her bölgesinden öğrencilere Türk ve Kazak hocalar tarafından dünya standartlarında eğitim verilen üniversitemizde Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ilkeleri doğrultusunda eğitim görmekteyiz. Bu üniversitede okuduğum için çok mutluyum. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde okurken İngilizce ve Türkçe dilleri öğreniyorum ve mezun olduktan sonra Türk dünyasının her bir ülkesinde çalışabilirim. Bana bu fırsat veren Türkiye ve Kazakistan devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Türkiye ve Kazakistan tarafından ortaklaşa kurulan üniversitemiz Türk dünyasının çok önemli bir değeridir. Türk dünyasının birliği için genç kuşakları bu doğrultuda yetiştirmektedir. Bizleri her zaman destekledikleri için Türkiye ve Kazakistan'a, tüm devlet büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Türk dünyasının bölgesinden gelen her gelen gençlerin Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ilkeleri ve her daim Türk dünyasının birliği ve beraberliği hedefleri doğrultusunda Türkçe ve Kazakça olarak eğitim görmekteyiz. Devlet büyüklerimizi her zaman bizlere beraber olduğunu ve bizlere destek verdiklerini biliyoruz. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Evet, biz gençlerimize çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Sayın Başkanım, gerçekten yoğun işiniz vardı. Programlarınız malumumuzdur. Ama bu süre içerisinde bize zaman ayırdınız. Öğrencilerimizle birlikte oldunuz. Bizim bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadınız. Size gerçekten müteşekkiriz efendim. Saygılarımızı kabul müsrar ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Onur duydum. Bütün öğrencilerimize, akademisyen arkadaşlarımıza, sizlere başarılar diliyorum. İnşallah salgın şartları bittikten sonra çok daha yoğun ve bir arada öğrenim göreceğimiz ortamlara ulaşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Vesile oldunuz. Size ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgiler, muhabbetler, hürmetler. Saygılar efendim, hürmet bizden.